Evet, körler için resimler benim sanat biyografimin çok önemli bir kesitini oluşturuyor. Sanat biyografimdeki temel izlek zannediyorum ki aslında yaşadığımız coğrafyanın o kültürel geleneğinden yola çıkarak yeni ve geleceği öneren yapıtlar üretmek olarak özetlenebilir. Bu bağlamda Anadolu'nun Görsel Tarihi diye diziler ürettim. Ve körler için resim de bence bu geleneğin, geleneksel sorgulamanın bir sonucudur diye düşünüyorum. Burada iki tane gelenek izi var. Bir tanesi bizim Anadolu geleneği ima eden bir gelenektir. Doğrudan söyleyen bir gelenek değil. İma yoluyla iletişim kuran bir gelenektir. Bu körler için resimler bu anlamda kendisini minimalize ederek, geri çekerek ima eden bir görsellik söz konusu ettikleri için o ima eden boyutundan etkilenir. Öteki ise bizim cam altı resimlerimiz var. Çok önemli bir geleneksel öge diye tanımlıyorum ben onları. Burada ressam camın arkasındadır. Yani resmin görünmeyen yüzündedir. Resim çoğaldıkça ressam arkadan kaybolur. Onun için ressam orada kendisini resme adamış bir adamdır. Burada ben tuvalin önünden değil arkasından çalışarak bir bakıma cam altı ressamının yaptığı işi yaptım. Kendimi geri çekerek tuvalin arkasından müdahale ettim ve böylece görselliğin sadece ön müdahaleyle, renkle ve bir sürü daha sayabileceğimiz plastik unsurlarla oluşması yerine arkaya çekerek arkadan müdahaleyle önü belirleyen ve ima eden bir resim dili çıktı ortaya. Körler için olması aslında iletişimin bir bakıma sağırlaşmaya doğru bizi götürdüğünü, bunun yerine belki bir sessizlik önererek dokunmayı öne çıkarıp, dokunmanın da iletişimin çok öte ve anlamlı bir boyutu olduğunu, hatta dokunma bana göre bazen görsel ve işsel iletişimin çok daha ötesine geçen bir yan diye düşünüyorum. Onun için biz beğendiğimiz her şeye dokunuruz. Dostumuza da dokunuruz, aslında düşmanımıza da dokunuruz. Yetmez onlar için söz ya da başka bir işaret yetmez. Onun için dokunma bizim belki en hassas ve en şiddetli iletişim aracımız. O açıdan körler için resimler bütün o görsellikten arınarak dokunmayı aynı zamanda öne çıkaran ve belki biraz da körler için, görmeyenler için bir görsel dünya açmaya yönelik resimler diye tanımlanabilir.